Mutlak değerli fonksiyonları parçalı fonksiyona çevirme. LYS müfredatına ait bir konu başlığıdır. Mutlak değerlerin işlenmesi esnasında bunu da işleyip aradan çıkartma adına burada işliyorum. Şimdi mutlak değerli fonksiyonları parçalı fonksiyona çevirme kısmına başlamadan önce parçalı fonksiyon nedir? Önce bir onu hatırlayalım. Fx eşittir 2x eksi 1 x büyük 3 x kare artı 1 x küçük eşit 3. Bu şekilde x 3'ten büyük iken bu kısmının kullanılmasının istendiği, x 3'e eşit ve küçükken bu kısmının kullanılmasının istendiği fonksiyon çeşitlerine parçalı fonksiyon denir. Parçalı fonksiyonlar iki parçadan oluşmak zorunda değil. Daha da fazla parçadan oluşabilir. X artı 1, x küçük 2, 2x eksi 1, x 2'ye eşit ve büyük, 3'ten küçük, x 3'e eşit ve büyük iken de x kare artı 5. Bu da bir parçalı fonksiyondur. 3 parçadan oluşmaktadır. Parçalı fonksiyonun bu olduğunu hatırladıktan sonra parçalı fonksiyonları ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Bizim bu videomuzun konusu parçalı fonksiyonlar değil. Bu videomuzun konusu mutlak değerli fonksiyonu parçalı fonksiyona çevirme. Zamanında bir LYS sınav sorusu gelmişti bu başlıktan. Gelen tip ile ilgili bir soruyu zaten çözeceğim. Şimdi bir mutlak değerli fonksiyon alalım. En basitinden fx eşittir mutlak değer x. Bunu parçalı fonksiyona çevirmek istediğimizde nasıl çevireceğiz? Veya fx eşittir x eksi 3. Şimdi bir mutlak değerli fonksiyonu, içinde mutlak değer içeren fonksiyona mutlak değerli fonksiyon deniyor. Parçalı fonksiyona çevirmek istiyorsak içini sıfır yapan değerden parçalayacağız. İçini sıfır yapan değer, yapan x değeri. Bu ilk örneğimde içini sıfır yapan x değeri sıfırdır. İkinci örneğimde içini sıfır yapan x değeri x eşittir 3'tür. Parçalayacağım nokta burasıdır. Fx eşittir. X sıfırdan küçük iken bir de x sıfıra eşit ve büyük iken şeklinde iki parçaya ayırırız. Tek mutlak değer varsa. X sıfırdan küçük iken içerisinin işareti eksi olduğundan dışarıya çıkartırken eksiyle çarpmamız gerekir. Bu nedenle buradaki parça eksi x olur. X sıfıra eşit ve büyük iken içerisinin işareti pozitif olacağından dışarıya aynen çıkartırız. X. Ve burada gördüğümüz mutlak değerli fonksiyon artık bir parçalı fonksiyondur. Bunun başka bir ifade şekli daha vardır. X'in sıfır olduğu durumu ayrı inceleme. Eksi x, x küçük sıfır iken, sıfır, x eşit sıfır iken, çünkü içerisi sıfır ediyor, x, x büyük sıfır iken. Testte cevap şıkkında bunun da bulunma ihtimali olabilir, bunun da bulunma ihtimali olabilir. İkisi aynı şeydir zaten. Sadece farklı yazılmıştır. Altındaki örneğe gelelim. İçeriği sıfır yapan değerimiz x eşittir 3 değeri. O zaman bunu x küçük 3, x büyük eşit 3 şeklinde parçalıyoruz. X 3'ten küçük iken içerisinin işareti eksi olur ki dışarıya çıkartırken eksiyle çarparız. Eksi x artı 3. X büyük eşit 3 iken içerisinin işareti artı olur ki dışarıya aynen çıkartırız. Eğer ki bu biçimde yazılmışsa şıklarda şöyle yazılmış göreceğiz. İçeriği sıfır yapan değer her zaman sıfırdır.
X eşittir 3. X 3'ten küçük iken eksi x artı 3, onu bulmuştuk zaten. X 3'ten büyük iken x eksi 3. Şıklarda ya bu formatı göreceğiz ya da bu formatı göreceğiz. Şimdi gelelim sınavlarda sorulabilme adayı tipe. Şimdi iki mutlak değerin aynı anda olması parçalı fonksiyona çeviriniz. Zamanında sınavda gelmiş olan soru bu şekilde bir soruydu. Fonksiyona çeviriniz. Çevrilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuştu. Hemen hemen her sene LYS sınavında bu başlıktan soru beklemeliyiz. Tehlikeli bir başlıktır LYS sınavı adına. Şimdi bir örnek daha yapalım altına. Bu sefer tek mutlak değer olsun ama hafiften bir renk katalım. 1 eksi 3x artı bir de dışarıda x olsun. Parçalı fonksiyona çeviriniz. Mutlak değerleri parçalı fonksiyona çevirme ne zaman işimize yarayacak? İleride bunu konuşacağız. Limitler işlenecek. Türev işlenecek. İntegral işlenecek. Mutlak değerli fonksiyonları parçalı fonksiyona çevirmek bizim için önemlidir. Çünkü bu konularda bizi düşünsel olarak güçlendirecek. Gerekirse de çevirip onunla işlem yapacağız. Neyse, oralar daha ileride. Şimdi oralara gitmeyelim. İki tane mutlak değerimiz olursa ikisinin de içini sıfır yapan değerleri belirlemeliyiz. 2, bunun içini sıfır yapan eksi 3. Parçalı fonksiyonumuzu şu şekilde belirlemeliyiz. X önce küçük değer. Eksi 3'ten küçük. Yalnız onu çok sıkışık yazarsam o fonksiyonu oraya sığdıramam. Şöyle biraz mesafe bırakalım. X küçük eksi 3. X eksi 3'e eşit ve büyük. 2'den küçük. X 2'ye eşit ve büyük. Şimdi burada dahiliyetleri. Bu dahiliyet istenirse burada da yazılabilir, burada da yazılabilir. Bu dahiliyet burada da yazılabilir, burada da yazılabilir. Ama dahiliyetin olması önemli bir yerde. Ya burada olacak ya burada olacak ama nerede olduğu çok önemli değil. Yani bu dahiliyeti buraya yazı, burayı dahiliyet olmadan yazabilirdim. Önemli olan dahiliyetin olması. X eksi 3'ten küçük iken bunun içerisi eksili bir değer olur ki dışarıya çıkartırken eksiyle çarparız. Eksi x artı 2. Neden eksili bir değer oluyor? X eksili 3'ten küçük eksi 4 mesela. Eksi 4'ü götürüp koyarsak içerisi eksili. Buraya koyarsak eksi 4 gibi bir değeri yine içerisi eksili. Demek ki eksiyle çarpıp çıkartacağız. Eksi x eksi 3. X eksi 3 ile 2 arasında. Mesela 0 var bu aralıkta. 0 koyduğumda bunun içi eksi oluyor. Dışarıya çıkartırken eksiyle çarpacağım. 0'ı buraya koyduğumda içerisi pozitif oluyor. Demek ki aynen çıkartacağım. X 2'den büyük iken 3 gibi bir değer pozitif oluyor. Aynen çıkartacağım. Pozitif oluyor. Aynen çıkartacağım. Yani şu fonksiyonu adam gibi yazacak olursak şu işlemleri de yaptıktan sonra eksi 2x eksi 1 x eksi 3'ten küçük iken 5 eksi 3 x 2 iken 2x artı 1 x 2'ye eşit ve büyük iken. İşte zamanınız sınavda sorulmuş soru tipi bu idi. Ve bu şekildeki bir fonksiyonu parçalı fonksiyona çevirmeyi iyi bilmeliyiz. Ve bunun da YGS sınavında gelme ihtimali çok düşüktür. LYS sınavında gelme ihtimali ise
Oldukça yüksektir ama çok da yüksek diyemeyiz. Şimdi bu soruya gelirsek bir tane mutlak değer görüyoruz. Onun içini sıfır yapan değerden parçalayacağız. 1 bölü 3 bu içeriği sıfır yapar. X yerine 1 bölü 3 koyarsak sıfır yapar. Bunu sıfıra eşitleyerek bulabiliriz onu. Fx eşittir. X'in 1 bölü 3'ten küçük olduğu. Hadi X'in 1 bölü 3'e eşit olduğu durumu inceleyelim. Bir de X'in 1 bölü 3'ten büyük olduğu durumu. İstersek bu dahil edip buraya veya buraya ekleyebilirdik. Onun nereye eklendiğinin önemi yoktur. X yerine 1 bölü 3 koyduğumuzda burası 0 ettiği için direkt X kalır cevap. Buraya geldiğimizde X yerine 1 bölü 3 koyduğumuzda X kalmaz. Buraya da götürüp 1 bölü 3'ü koyacağımız için 1 bölü 3'tür cevap. Orayı bir silmemiz lazım. Şimdi burası 1 bölü 3 oldu. X 1 bölü 3 iken. Çünkü 1 bölü 3'ü koyunca burası 1 bölü 3 ediyor. 1 bölü 3'ten küçük koyarsak mesela 0. İçerisi pozitif oluyor. Dışarıya olduğu gibi çıkartacağız demektir. 1 eksi 3x artı x. X 1 bölü 3'ten büyükken mesela 1 koysak içerisi negatif oluyor. Demek ki eksiyle çarparak çıkartacağız. Eksi 1 artı 3x artı x. Yani bu parçalı fonksiyonu adam edecek şekilde yazarsak yerde bırakmamışım. Aşağıya devam edelim. Fx eşit.